Altın Ordu'nun yaptığı hamlelerden biraz bahsedip oraya pas atalım. Özellikle son 4 yılda Sayın Başkan Seyit Mehmet Özkan ve tüm Altın Ordu ekibi müthiş bir yatırım yapıyor altyapıya. Şu anda da meyvelerini toplamaya başladılar. Önce bir haberi izleyelim, sonra konuyu konuşalım. Enes'in de röportajı bu arada 2 Eylül'deymiş. 2 Eylül 2015. Onu da az sonra izleriz. Türk futboluna son yıllarda önemli katkı yapan Altın Ordu, son dönemlerde bu çalışmalarının yansımalarını görüyor. İzmir ekibinde bu sezon Medipol Başakşehir'e transfer olan 19 yaşındaki Cengiz Ünder bu isimlerden biri. Medipol Başakşehir ligin açılış haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken Ünder de kanattaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünder yine Ege takımının futbolcu yetiştirme ürünü olan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Salih Uçan'a karşı forma giydi. Bu ayrı bir detay olarak dikkat çekti. Altın Ordu'nun altyapı meyvelerinden biri de bu sezon Bundesliga'nın yolunu tutan Çağlar Söyüncü. Freiburg formasıyla Bahlinger'e karşı oynanan kupa maçında 90 dakika forma giyen Çağlar performansıyla alkış topladı. Yetiştirici kimlikle öne çıkmak isteyen ve bu olgu için 4 yıldır altyapılara yatırım yapan, uluslararası turnuvalara katılan Altın Ordu, kadrolarında tamamen Türk oyunculara yer veriyor. Konu hakkında konuşan Altın Ordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Hedefimiz bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek. Bu durumu eski kulübümüzde Salih Uçan'la başlatmıştık. Cengiz ve Çağlar'la devam ediyoruz. Her sezon en az 2 Türk sporcusunu futbol dünyasına kazandıracağız" ifadesini kullandı. Tebrik edelim. Yani biz hep altyapı klişesini konuşuyoruz. Altyapıya yatırım yapalım. Gerçek anlamda yapıyor Altın Ordu bunu ve ya. Son 4 yılda yaptıklarını, sözünüzü balla kestim Sayın Mert Aydın. Sadece şunu eklemek istedim. Önemli, hani profesyonel futbolcu getirirsiniz ama önemli liglere, önemli takımlara önemli isimler vermeye başladılar. Salih'le başladı süreç. Şimdi şöyle bir şey var. Futbolcu yetiştirme derken bazı şeyleri birbirinden ayırmamamız gerekiyor. Yani futbolcu yetiştirmenin içine bir genç yetiştirmek, bir insan yetiştirmek de katmak gerekiyor. Yani Altın Ordu'dan ya da daha önce Buca'dan Seyit Mehmet Özkan döneminde çıkan futbolcuların en önemli özellikleri insan olarak da doğru yetiştirilmiş olmaları. Yani belki de bu Altın Ordu ekolünün şu anda en büyük artısı bu. Yani sporcuların kişisel eğitimlerini de doğru şekilde planlaması, hem çocukların hayata bakışlarındaki farklılık, yurt dışına gittiklerinde uyum sorunu fazla yaşamadan hayata devam edebilmeleri, bunlar önemli şeyler. Yani teknik, taktik tabii ki çok önemli. Ülkemizde özellikle en büyük sorunlardan biri altyapılarda bu eğitimlerin göz ardı edilmesi diyelim. Bilerek bazen, maalesef tamamında değil ama bazen bilerek göz ardı edilmesi, başarı uğruna, anlık günlük başarılar uğruna. En azından Altın Ordu tarafında hem işin futbol yönü hem de diğer yönü gayet güzel düzenleniyor ve doğru şekilde yönlendiriliyor futbolcular. Şimdi geçen sene Güntekin Onay'la beraber tesislere de gittik, Torbalı tarafındaki, İzmir'deki. Bir kere şey yazıyor, yani devasa puntolarla iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yazıyor. Gençlere bu anlatılıyor. Ben altyapı takımıyla İsviçre'ye de gitmiştim. Önceki yazdı sanırım, işte U16 turnuvasına. Orada birinci elden görme fırsatı buldum. Çocuklar uluslararası arenada da çok iyi yetişiyorlar. Yani orada Manchester City'nin altyapısı vardı, Bayern Münih'in altyapısı vardı. Maçlar bitiyor, bir araya giriyorlar. Birbirlerinin işte atıyorum sosyal medya hesaplarını, Facebook, Instagram ekliyorlar. Oradan iletişime devam ediyorlar birbirleriyle. Bu uzun vadede de aslında o futbolculara çok şey ekliyor. O, evet, genç çocuklara. Bu çok önemli. Yani bu açıdan da tebrik etmek lazım.